Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aralıklı oruçla ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Birkaç aydır kendime not almıştım. Daha önceki hatta ilk videomda notlar almaya başladığımı söylemiştim. Artık bunları sizinle de paylaşmak istiyorum ve kahvemi ve ajandamı aldım, geldim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Önce doktorunuza lütfen danışarak ilerleyin. Ben diyetisyen değilim, ben doktor değilim. Ben sadece daha önce aralıklı oruçla tanışmış, diyetisyen kontrolünü de yapmış. Hatta bu ajandamda neler yediğime kadar yazdırılmış. Ve sonrasında hamilelik döneminde bırakmak zorunda kalan bir anneyim. 15 aylık bir bebeğim var. Ben de emziriyorum. O yüzden kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi aralıklı oruç nedir? Aralıklı orucun aslında çok fazla çeşitleri var. Hatta sürekli yenilenen, sürekli değişen, bu değişkenliklerle beraber herkesin farklı farklı uyguladığı bir metot aslında. Bir yaşam biçimi, diyet değil. Bunu ilk videomdan beri söylüyorum. Çünkü bu yaşam biçimi haline geldiğinde, istediğiniz hedefe ulaştıktan sonra siz bu uygulamaya, yani bu yaşam biçimine devam ederseniz hep stabil, aynı kiloda aynı şekilde kalacaksınız. Ve size böyle tekrar bir kilo alma geri dönüşü gibi bir problem olmayacak. Ben size 16-8 olan uygulamayı anlatmak istiyorum. Bunda da ben nasıl uyguluyorum? Size biraz öneriler ve neler yapılıyor? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. 16-8 aralıklı oruç biçiminde 8 saat yeme, 16 saat aç kalma metodudur. Bu 16 saatlik aç kalma metodu sizi kesinlikle korkutmasın. Çünkü 8 saatini yapabiliyorsanız uykuda geçirmeniz gerekiyor. Önerilen de bu zaten. 8 saati uykuda geçiremiyorsanız çok üzülmeyin. Sadece açlıkla biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Özellikle benim gibi emziren anneyseniz bu 16 saatlik kalan süreçte 4 saatini uyuyorsanız ya da en fazla 4 saatini bilemiyorum. Ben o kadar da uyuyamıyorum çoğu zaman. Açlıkla biraz mücadele ediyorsunuz. Ama bu sadece ilk 2-3 hafta. Sonrasında vücut zaten böyle alışma rutinine devam ediyor ve siz de açlıkla böyle mücadele etmiyorsunuz. Ben çoğu zaman artık çok tokluk hissiyle uyanıyorum ve diyorum ki dün fazla mı kaçırdım acaba? Yani artık bunu düşünmeye başlıyorsunuz. Öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Şimdi biz gece uykuda yağ yakarız. Aslında en fazla yağ yaktığımız süreç gecedir. O yüzden yemekten sonra akşamları 1-2 saat sonra yaptığınız sporlarla beraber daha fazla yağ yakımı olacak. Şimdi aralıklı oruçta ise yağ yakımı gece olduğu için diyor ki biraz daha bu süreyi, yani en son yediğiniz yemek süresini erken alın, yağ yakımını fazlalaştırın. Metot bu. Şimdi gece yağ yakmanın en büyük sebeplerinden biri de melatonin hormonunun 11'de pik yapması. Bu bütün herkes için geçerli bir durum. O yüzden aralıklı oruçta yapabiliyorsanız akşam son yemeğinizi 5 veya 6'da bitirmeniz gerekiyor. Melatonin hormonu eğer ki son yemeğinize göre 5'te ya da 6'da yediğinizi düşünürsek 11'de pik yaptığında siz normal bir kişiye göre daha fazla yağ yakımına başlayacaksınız. Ya akşam 5'te yediğiniz yemekle beraber, son yemekle beraber her gün 200 gramla 500 gram arası günlük bir zayıflamaya başlıyorsunuz. Önce bunu söylemek istiyorum. 5'te yemenin mantığı da şu: karaciğerdeki yağların iyice yakılması için bir süreç var. Yani yemekten sonra
2 saat ile 4 saat arası sizin vücudunuzdaki yağ yıkımları başlar ve pik noktasına ulaşır. O pik noktalarında sizin de hiçbir şey yememeniz lazım. Katı hiçbir şey yememeniz gerekiyor ve yapabiliyorsanız uykuya geçiyor olmanız lazım. Yapamıyorsanız, uykuya geçemiyorsanız da yine yağ yakımına devam edecek vücut. Nasıl çalışır? Vücut yağ nasıl depolar ve biz bu yağdan nasıl kurtuluruz? Bunun da basit bir matematiği var. Önce onu da bilmeniz lazım bence. Çünkü hayatınız boyunca bu matematik üzerinden gidiyor olmanız gerekiyor. Vücut şekeri glikojen olarak alıyor. Bu glikojen dediğimiz madde ise vücutta 8 ila 10 saat arasında yakılıyor arkadaşlar. O yüzden sık sık yiyenler vücuda sürekli glikojen depoladıkları için glikojen deposu hiçbir zaman tükenmiyor ve vücuttaki yağlanma o zaman başlıyor. Bu aralık dediğimiz şeyin aslında bu aralıklı oruçla beraber biz tabii normal oruçla karıştırmayın önce onu da söyleyeyim. Aralık verdiğimiz bu süreçte bu glikojen depolarımızın yağ yıkımına, karaciğer, istenmeyen bölgeler, bel, göbek, basen gibi tüm depolarımızdaki yağları yakmaya başlıyoruz. Yani 8-10 saat arasında yakılan bu süreçte 16 saat aç kaldığımız için artık vücut depolarındaki yağları yakmaya başlıyor ve biz de artık kilo vermeye ve görüntü olarak 5 kilo verdiysek bile 10 kilo veren bir kadın görüntüsünde ya da erkek görüntüsünde bir görüntüye sahip oluyoruz. Bu yağ yakmanın bir mantığı da vücut her zaman bir enerjiye ihtiyaç oluyor ve bu enerji için depodaki yağlara saldırıyor, onları yakarak bize enerji gönderiyor. Bu da bizim işimize yarıyor. Kilo veriyoruz ve uzun süre aç kalınca kan değerindeki insülin direnci seviyesi oldukça düşüyor ve böylece vücuttaki yağlara, yıkımlara başlıyoruz. Yani bir saat sistemi diyebiliriz. DM'den de şu sorular gelmişti. Kas kaybı olmuyor mu? Hayır. Bunun mantığını anlatayım öncelikle. Kandaki büyüme hormonu 5 kat artar ve bu artma ile beraber yağ yakımı ve kas kazanımı kazanırız. Yani aralıklı oruçta aç kaldığımız süreçte bizim bu 5 kat artması bize yağ yakımı ve kas kazanımı olarak gelir ve bazen şunu görürsünüz. Kilo verirsiniz belli bir yerde mesela benim bu ay yaşadığım belli bir yerde tartı bir anda düşükten yükseğe çıkar. Şimdi bunu dersiniz ki ben bu kiloda değilim. Ben zayıfladım. Nasıl oluyor da bir anda yükseldim? Yağınız yakıldı. Kas kazandığınız için size ağırlık olarak geldi. Kas kazanımını, yağ yıkımını da en güzel ayna karşısında kendinize bakarak görebilirsiniz. Mesela ben geçen ay 5 kilo verdim. Ama görüntü olarak önceden verdiğim bir 10 kilo kadar bir görüntüm var. Göbeğim neredeyse yani yarısından çoğu gitti. Sezaryen göbeğinin o çıkıntılı yeri kaldı sadece. Basenden bile yavaş yavaş gittiğini görüyorum. Artık tartıya çok fazla bakmamaya başladım. Çünkü yağ yakımları çoğaldığı için kas arttığı için artık böyle tartılarda biraz fazlalıklar görüyorum. Bu da bir seviyeden sonra kırılma noktasına ulaşacak ve biz tekrar kilo verme ve yağ yakımına tekrar fazlasıyla devam edeceğiz. Bu kısımda en önemli şey o süreçte "Aa ben kilo aldım, yok bu iyi gitmiyor." deyip yememek gerekiyor. Normal yeme düzeninize devam etmeniz gerekiyor. Karbonhidratları kesmiyoruz. Sadece sağlıklı karbonhidratlar tüketiyoruz. Yani tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, siyet bulguru, chia, kinoa tohumu gibi araştırın. İnternete yazdığınız zaman sağlıklı karbonhidratlar diye baktığınız zaman size büyük bir liste çıkacak zaten. Oradan neler yiyebileceğinize bakabilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Tam buğday ekmeğe geçtim.
Bulgur zaten çok fazla tüketmiyorum. Arada bir tüketiyorum diye. Şu an siyez bulguru almadım. Neler yapabiliriz kısmına bakalım isterseniz. Öncelikle sabah uyandığınızda 2 bardak su ile başlarsanız midenizi kahvaltıdan önce doldurmuş olursunuz. Sabahları görmüşsünüzdür. Ben genelde izlediyseniz videolarımı kapya biber tüketiyorum. Kapya biber yağ yakımını maksimum seviyeye çıkartan bir besin olduğu için kapya biberi közlenmiş ya da çiğ şekilde tüketebilirsiniz. Ben yağın içinde tüketiyorum ama yine de sonuç alıyorum. Böyle yapmazsanız yumurta haşlayın bir tane, yanına kapya biberinizi közleyin ya da çiğ bir şekilde 1-2 adet yiyebilirsiniz. Ve size gerçekten müthiş bir yağ yakımı sağlayıcısı olacak. Ve sabah kalktığınızda 2 bardak suyun içerisine yapabiliyorsanız bir limonun yarısını sıkabilirsiniz. Birkaç damla veya artık burada sizin biraz midenize bağlı veya yapabiliyorsanız bir sirke atabilirsiniz. Ben sirkenin kokusunu sevmem. Arada bir limon sıkıyorum. O zaten ağzımda çok değişik bir tat bırakıyor ve kahvaltı yaparken de daha tok olmuş oluyorum. Ama kahvaltınızı da sağlam bir şekilde yaparsanız sizi 4 saat kadar götürecek ve vücut ilk öğününüz neyse onu yedikten 4 saat sonraya kadar yağ yakmaya başlar. Ve siz bu 4 saat içerisinde hiçbir şey yemezseniz yağ yakımınız maksimum olur. Yani ilk öğün ve ara öğün arasında 4 saat olmalı. Bu çok önemli bir nokta. Ve 4 saat sonra yediğiniz şeyin de az olmaması lazım. Yani 3 yemek kaşığı bir yoğurt yanına 2 hurma veya işte bitki çaylarının yanına beyaz çay olur, yeşil çay olur, ananas çayı olur ki ananas inanılmaz ödem attırır bu arada. Ve emziren anneler ananas kullanamaz. Emzirmeyi bıraktıktan sonra ananas tüketebiliyoruz. O yüzden çayını da tüketmiyoruz. Kiraz sapı gibi çayları da kullanabilirsiniz. Onun yanında da çiğ badem 10 adet ya da çiğ fındık tüketebilirsiniz. Şimdi emziren annelere gelelim. Emziren anneler ne zaman yapmalı? Bence ilk 3 aydan sonra doktoruna danışarak yapmalı. Bir kadın doğum ve çocuk doktoruna danışarak ilerlemesi gerekiyor. Çünkü çocuk gelişimine etkilememesi gereken bir durum. Bunu ya onaylıyorlar ya da onaylamıyorlar. Denemek için bir ay bir süre veren doktorlar da var. Burada artık doktorla sizin aranızdaki durum. Psikolojik olarak kendinizi çok kötü hissettiğiniz zaman ki genelde doğum sonrası bir loğusa dönemidir, 40 gün değil. Gerçekten insanın sinirleri bozulabiliyor. Yapmak isterseniz aralıklı oruçta size en çok verebileceğim tavsiye çok fazla muhallebi, hoşaf dediğimiz yiyeceklerden biraz uzak kalmanız. Yapabiliyorsanız bitter çikolatalarla kendinizi sakinleştirin. Çayınızı şekerli için ama bunu sorun etmeyin. Pizzanızı, hamburgerinizi yiyin ama problem yapmayın. Şimdi genelde ne zaman başlamalıyım diye sorular geliyor. Ben yine söylüyorum. Ben doktor değilim ama genel bir vücut çalışma sistemi var. Biliyorsunuz doğumdan sonra ilk 3 ay göğüslerimiz inanılmaz şişkin oluyor. Çünkü çocuğa ne kadar süt vereceğini ve sütün ne kadar yettiğini bilmiyor. Ama 3 ay sonra bir anda indiğini görüyorsunuz göğüslerinizin. Bu süreçte artık bebeğiniz ne kadar süt emiyorsa ona göre süt üretimi oluyor vücutta. Ve o yüzden ilk 3 aydan sonra başlamanızı tavsiye ediyorlar. Ama bence ilk gıdaya geçildiği dönem yapılması gereken bir süreç. Yani aslında bunu hazır değilseniz hiç yapmamanız, hazırlanmaya çalışıyorsanız da bebeğiniz ek gıdaya başladıktan sonra yapmalısınız. Mesela ben 6. aylarında, 7. aylarında yapamadım. Çünkü ben hazır değildim. Koşullar hazır değildi.
Mesela burada sadece sizin hazır olmanız değil, bebeğinizin de hazır olması lazım. Bebeğim çok huysuzdu, kolikti, problemler vardı gibi. Ben 13. ayında başladım kızımın. Yani yeni başladım. Ve bunu da çok düzenli gitmiyorum ama bu düzensizlikle beraber yavaş yavaş kilo vermeleri ve incelmeleri başladım. Daha önce de dedim yani göbeğimi saklamıyorum en azından. Anneler özellikle çok serbest olmalı. Yani kasmayın kendisi. Ben daha 2-3 gündür herhalde akşamları 8'den sonra abur cubur yiyorum. Ve problem yapıyorum inanın ki. Yapmamanız da lazım. Çünkü hamilelikle gelen bir şeker isteği var. Tatlı isteği var. Ve duygusal beslenme olayı var. O doğumdan sonra da gitmiyor. Gitmiyor. Yani öyle kolay kolay gidecek bir şey değil. Emziriyorsanız hele ki bu çok zor. Buna dirayetli olmak da zor. Yiyin. Ama bir sonraki gün dengelemeye çalışın. Dengeleyemezseniz canınızı sıkmayın. Devam edin. Yani bir rutinde devam ederseniz zaten ortalama 2-3 kilo vermeye başlıyorsunuz yavaş yavaş ve sağlıklı gidiyor. O yüzden kendinizi kasmayın. Ben en çok annelere bunu söylüyorum. Kasmayın, kasmayın. O an canınız o tatlı istiyor mu? İstiyorsa yiyin, istemiyorsa yemeyin. Önünüze gelen bir tatlı yemek de zorunda değilsiniz. Benim canımın istediği zamanlar var, istemediği zamanlar var. Yiyeceksem, canım çekiyorsa yiyorum. Bu kadar basit. Anneler serbest olsun, emziren anneler serbest olsun lütfen bu konuda. Önce bunu söyleyeyim. Ve vücutta da bir bazal hesaplama olayı var. Yani ne kadar kalori alacağınızı hesapladınız. Şimdi bunu bu araya sıkıştırmak istemedim. Çünkü birkaç tane diyetisyenin 1 dakikalık videoları var. Gidin hem kadın hem erkek için nasıl bazal hesaplanması olduğunu size anlatıyorlar. Kaloriniz ne kadar olmalı onu bilmeniz gerekiyor. Emziren anneler buna 300-500 kalori daha eklemeli. Spor yapıyorsanız özellikle emziren anneyken 100-200 kalori daha eklemeniz gerekiyor. Yani bebeğinizi düşünmeniz ve onun da sağlığını etkilememeniz gerekiyor. En önemli noktalardan biri de kahvaltıyı ya da yediğiniz öğünü yarım saatten önce tüketmemeye çalışın. Yavaş yavaş. Önce yeşillikten başlayın. Proteininize geçin. Peynir, zeytin, sonra ekmek gibi böyle bir sıralama yapın. Bu şekilde ilerleyin. Bu da size hem yağ yakımını artıracak hem de daha tokluk sağlayacak. İlk öğün özellikle çok sağlam olduğu zaman 4 saat zaten hiçbir şey yemiyorsunuz. Bu süreçte sadece içecek içiyorsunuz. Su için, çay için, bitki çayları için, filtre kahve için süssüz. Kan şekerine de dokunmamış olursunuz. Bu da yağ yakımını artırır özellikle. Yani olabildiğince bir matematik var bu olayda ve bu matematiğe her zaman uymak zorunda değiliz. Önce bunu bilin. Yani hani kendinizi kasmayın demem bu kısa ve özetle. Akşam yemeğinden sonra bir saat sindirip sonrasında bir bitki çayı içtikten sonra spor yaparsanız evde yürüyüş yapılabilir. İnverter sistem çalıştırıyor. Leslie mesela çok böyle bir tempolu bir yavaş git diyor. Onda çok güzel yağ yakarsınız ve basenden götürüyor. Bütün notları profesör doktorların o yarım saatlik, bir saatlik videolarını izleyerek çıkardım. En özet toparlanmış hali bu gerçekten. 16-8 saatte 8 saat yemek yediğimiz, 16 saat aç kaldığımız bu metotla yaşam biçimi haline getirirsiniz. İlk öğününüz kahvaltı olabilir, öğlen yemeği de olabilir, hiç fark etmez. Bu bir yaşam biçimi haline geldikten sonra hiçbir şekilde zorlanmayarak hem de kilo almadan kiloluysanız kilo vererek bir düzene girersiniz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.